Ya ben bu telefona alışamadım. Zaten açılıp kapanmıyor doğru düzgün. Bir şeyler oldu. Ben kendime gidip yeni bir telefon alacağım. Tamam dur beraber gider alırız. Öyle acele etme. Sen şimdi anlamazsın telefondan. Niye anlamayayım ya? Oradan yeni bir telefon ver diyeceğim. Verecek. Ne var bunda? Haluk'cum manavdan meyve mi alıyorsun? Oradan bana bir telefon ver. Olmaz. Teknoloji gelişti. Her şey değişti. Sen şimdi bilemezsin. Biraz sabret. Misafirlerimiz gidince beraber gider alırız. Ben kendim hallederim. Haluk dur. Şey yapalım. Benim tamirciye gidelim ya. Oraya gidelim Tuna, abi. Bence artık sen daha fazla karışma bu işe. Hadi. Ama ben hatamı telafi ettim Gönül. Hatalıydım, telafi ettim. Yani adam da hatalı. Kendi hatasını telafi etsin. Yani becerememiş de yapmayı Gönül. Senin nasıl telafi ettiğini gördük Tuna. Neyse. Arabanın anahtarları nerede? Bende. Versene. Vermem. Niye? Çünkü rutinini bozacaksın ve eğer bir yere gitmek istiyorsan toplu taşıma araçlarıyla gideceksin Haluk'cuğum. Ya Meltem gözünü seveyim uğraştırma beni. Ver şu anahtarı ya. Bak görüyor musun? Bir kerecik arabasız kaldın hemen sudan çıkmış balığa döndün. Alternatif ulaşım yollarını arayacaksın Haluk'cuğum. Dünür, beni gideceğim yere atar mısın? Tabii ki Dünür. Al sana alternatif ulaşım. Hadi ben gideyim o zaman. Sen oturayım mısın daha? Ta oturasın. Ta tünürsün de iki kelam edeceğiz. Ve öyle biraz da onun başının etini ye. Hadi görüşürük o zaman. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Haluk geleyim ben de bak. Yok. Geleyim istiyorsan. Yok. Gitme ama... artık sen. Zaten biz birazdan eve gideriz Tuna. Ama içime sinmedi Gönül. Sinsin. Hakikaten sinmedi ya. Ben de gitse miydim acaba yok, bak şimdi gitme, yani. Uy kalabalık da dağıldı. Sonunda kaldık baş başa. Bir de Emine kesin mutfağı da. Çok iyi olacak ama. Neyse. Dünür Hanım bana taktı mı acaba? Sultanım benimle konuşmak istediğiniz özel bir şey mi vardı? Özel bir şey konuşmaktan ziyade seninle birilerini çekiştirmek istiyorum. Efendim? Hemen çeviriyor. Sultan Hanım sizinle dedikodu yapmak istiyormuş. Uy Emine Zu. Ben normalde senin arkandan hep anlayışı kıttırdım. Ama sen bu sefer beni bile şarj ettin şekerim. Tebrik ediyorum seni. Evet, madem rutinleri bozduk, ben geçiririm Harvey'e. Evet, geçtim. Ben ha bu koltuğun sağ tarafına daha çok yakıştım. Kız, gel böyle uzak kaldın. Gel yemezsin mi hatta? Evet, gel. Korkma, yemem. Gel, otur bakayım Harvey'e. Evet. Evet, İgiz tünürlerin kıybet yapması için zemin ve hava şartları yerinde. Bakışlar bende. Evet, durun biraz yanaşıyor çoğum. Evet. Ay ilahi Tunurcuğum. Evet, bu oldu. Kız sen beni güldürdün. Allah da seni güldürsün. Bana da göre de aynı fikirde mi? Yaşlık çıktı o. Kesinlikle. Evet. Emine, çevirebiliyor musun? Yok Meltem Hanım, bu beni aştı. Sultanım, ben hiçbir şey anlamadım. Normalde her konuda yetenekli ve başarılı bir kadınsın ama bu kıymet içinde gerçekten çok zayıfsın. Ama merak etme, seni kendime layık bir dünyada düzüm ve seni yetiştireceğim. Kız, evet aynen bak sen dene. Uy Allah seni inandırsın, aynen. Uy, kız sen beni güldürün, Allah da seni güldürür. Kız Allah inandırsın, aynen. Şimdi bunları sen taklit edeceğiz ama ben daha çok, daha iyi yapayım. Ama yetişirsin. Evet, önce kimin dedikodusunu edelim? Diyeyim bana bakayım. Ben dedikodu yapmam ki. Yani ben insanların arkasından konuşmam. Söyleyeceğim bir şey varsa yüzlerine söylerim. Ben genelde insanların hep arkasından konuşurum. Yüzüne söylemem bana çok ilginç geldi. İnsanların yüzüne söyleyemeyeceğiniz bir şey, arkalarından da konuşmamanız lazım. Kız ne kadar sıkıcısın. Bak, bu zamana kadar hep ben senin izinden gittim. Yani sen bana örnek oldun, ben seni hep takip ettim. Ama bu sefer lütfen sen beni takip et. Yani senin gibi olmamı bekleme. Çünkü bu benim naturama aykırı. Yani böyle bir şey beklemek durumundayım. Çünkü dedikodu yapmak hoş bir şey değil. Kız ne edeceğiz dedikodu yapmayacağız? Ne edeceğiz, ne konuşacağız? De bana bakayım, ne konuşabilir? Bir insan dedikodu etmezse birbiriyle ne konuşabilir, birbirine ne anlatabilir mesela? Aa, anlatacak, konuşacak bir sürü şey var Sultan Hanım. Ya mesela gündemdeki konulardan bahsedebilir, izlediği bir film üstüne sohbet edebilir, okuduğu bir kitabı anlatabilir, çocuklarla ilgili konuşabilir, değil mi? Elle tutulur bir örnek verebildim mi? Verim. Bak,
Çok korkarım. Habi ikiz dünürler felsefesine sefa gelecek diye. Kız hep ben sabah gösteriyorum. Biraz emek please, biraz gayret. Sultanım, ben sizi çok seviyorum. Sizin için birçok şey yapabilirim. Ama benden dedikodu yapmamı beklemeyin. Bunu beceremem. Kesinlikle anlayırım. Sağ iyi bir hoca olacağım. Çünkü daha başlangıç aşamasınız. Bebek adımlarıyla ilerliyorsunuz. Meltem Hanım, hiç zorlamayın. Sultan Hanım'ın yaşam amacı bu. Size karşı anlayışlı olacağım. Sağa karşı özellikle çok anlayışlı olacağım. Tamam, hemen alışman... Yani hemen alışamayabilirsin. Bunu anlayışla karşılayalım. Mesela madem arkasından konuşamayırsın... ...yüzüne söylemeyi deneyelim önce, tamam. Mesela Emine'nin hakkında konuşabiliriz. Ha bu Emine var ya. Kız kesin de istedim ondan bir salep. İki saat sürdü getirmesi. Benden salep falan istemediniz ki hiç. Kız kıybet edeceğiz dedi. Kirseklik payı olacak demedi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.